Bugün sizlere Neşet Ertaş'ın büyük aşkını anlatacağım. Neşet Ertaş ve Leyla'nın aşkını. Neşet Ertaş 1938 yılında Kırşehir'in Çiçek Dağı'nda dünyaya geldi. İlkokul çağındayken önce keman, sonrasında bağlamayla tanıştı ve babası Muharrem Ertaş'ın da etkisiyle birlikte halk müziğine yöneldi. Babası Muharrem Ertaş dönemin önemli ozanlarından biriydi ve babasıyla birlikte o dönemlerde Kırşehir ve Kırıkkale'de düğünlerde sahne aldı. Gel oynayın. 1957 yılına geldiğimizde Neşet Ertaş'ın yolu İstanbul'a düştü. Şençalar Plağ'ın kapısından içeri girdi ve ilk plağını yaptı. Babasının yazmış olduğu bir eseri okudu. Muharrem Ertaş imzalı olan eserin adı "Neden Garip Garip Ötersin Bülbül?" Neden garip garip? Bu plak çıktığında Neşet Ertaş beğeni kazandı. Ardından diğer plaklar ve kasetler geldi. Neşet Ertaş plakların yarattığı popülerlikle birlikte İstanbul'da 2 yıl boyunca sahne aldı. 2 yıl sonrasında Ankara'ya yerleşmeye karar verdi. Ankara'da yaşama isteği Neşet Ertaş'ın hayatında önemli sonuçlar doğuracaktır. Ankara'da sahne aldığı gazino Cebeci'deki Ahu gazinosudur. Gazinoda Neşet Ertaş gibi bir başka vokal daha sahne almaktadır. Bir kadın vokal. Adı Leyla. Neşet Ertaş, Leyla ile tanıştıktan sonra ona aşık olur ve evlenmek ister. Tabii babasına duyduğu saygıdan ve sevgiden dolayı bu isteğini onunla paylaşır. Muharrem Ertaş bu haber üzerine müstakbel gelin adayıyla tanışmak için Ankara'ya gelir. Hamam önünde bir müzik mağazasında buluşurlar. Leyla o gün Muharrem Ertaş'ın elini öper ve sonrasında oradan ayrılır. Muharrem Ertaş, Leyla'nın da bir sahne sanatçısı olduğunu öğrenince "Bu bizim dengimiz değildir" der ve bu evliliği reddeder. Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş'ın Leyla ile evlenme isteğine karşı çıkarken de şu türküyü yazar. Temiz ruhlu, saf kalplisin, şöhretsin. Evlenmeye hakkın vardır evladım. Mevlam sana yapanları kahretsin. Aslı bozuk alma dedim evladım. Aslı bozuk alma dedim evladım. Neşet Ertaş babasının Leyla'ya aslı bozuk demesine çok üzülür ve şu türküyle cevap verir. Ulu arıyorsan analar ulu, sevmişiz biz onu, olmuşuz kulu. Analar insandır, biz insanoğlu, aslı bozuk deme, gel şu insana. Aslı bozuk deme, gel şu insana. Babasının gönlü olmamasına rağmen Neşet Ertaş babasını dinlemez ve Leyla ile evlenir. Neşet Ertaş ve Leyla'nın bu evlilikten 3 çocukları olur ancak evlilik sadece 7 yıl sürer ve 7 yılın sonrasında boşanırlar. Döne ve Canan kız çocukları, Hüseyin ise erkek çocuklarıdır. Neşet Ertaş Leyla ile evlenir ama babasının Neşet'e olan sitemleri hala devam eder. Küsmedim Neşet'im, kahrettim sana. Baban değil miydim, sormadın bana. Olan olmuş yavrum, ne diyeyim sana. Sen aklını yitirmişsin evladım. Küsmedim Neşet'im, kahrettim sana. Muharrem Ertaş'ın Leyla ile ilgili bu keskin tavrı karşısında Neşet Ertaş ve Muharrem Ertaş artık baba oğul olmaktan öte iki dargın insandır. O dönemde Neşet Ertaş "İki Büyük Nimetim Var" isimli türküyü yazar. İki büyük nimetim var, biri anam, biri yarim. İki büyük nimetim var. Neşet Ertaş, babası Muharrem Ertaş'ı karşısına alarak evlendiği Leyla ile olan evliliğinde her zaman mutlu olmaz. Tabii mutsuz anlar da vardır. Ama o anlarda dahi hata benim demekten de çekinmez. Hata benim, günah benim, suç benim. Aslında Neşet Ertaş'la Leyla'nın aşkının ve bu aşkın yarattığı evliliğin en çok kimi mutlu ettiğini sorarsanız bana kalırsa en çok mutlu olanlar tabii ki dinleyiciler olsa gerek. Çünkü bu aşkın yarattığı o denli güzel eserler var ki onlardan bir tanesi de işte bu eser. Evelim sen oldum, ahirim sensin. Evvelim sen oldun, ahirim sensin. İşte bu muhteşem türkü de Leyla ile Neşet Ertaş'ın aşkının ortaya koyduğu en değerli eserlerden biri. Neşet Ertaş, Leyla'ya olan aşkını türkülerle dile getirirken o türkülerden birinde şöyle der: "Ölürsem mezarıma gelme gayrı." Ancak Leyla, Neşet Ertaş'ın bu dizelerdeki sözlerini dikkate almaz. 25 Eylül 2012 yılında hayatını kaybeden Neşet Ertaş'ı mezarı başında ziyaret eder ve duasını okur. Ölürsem ben mezarıma. Neşet Ertaş, UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi olarak kabul edilen büyük ozan. İyi ki babası Muharrem Ertaş'ı dinlememiş ve Leyla ile aşkını yaşamış. Bu büyük aşk olmasaydı mutlulukları ve mutsuzluklarıyla bu büyük eserleri ortaya çıkarmazdı.